O bakımdan daha henüz hayatın içerisindeki bizlere ölüm ve ölüm sonrasına dair süreçleri buradan yönetebilmek için Resulullah'ın verdiği altın değerindeki kıymetli bilgi bu. Öteye dair süreç kişinin dünyada nasıl yaşadığına bağlı olarak gelişiyor. Adaletten yana mı yaşadı yoksa zulümden yana mı yaşadı? Haktan yana mı taraf oldu yaşadı yoksa batıldan yana mı taraf oldu? Doğrudan yana mı tavır aldı yoksa yanlışa mı yöneldi? Güzelliği, iffeti mi tercih etti? Çirkinliği ve iffetsizliği mi hayatında esas aldı? Kararlarını nasıl aldı ve nasıl gerçekleştirdi? Neyi gözetti, neyi amaçladı? Yaradan'ın bir süreliğine kendisine yaşattığı bu dünyadaki hayatı nasıl değerlendirdi? Bunun hesabının verildiği sürecin kodları öncesinde yaşanan hayatın kararlarına bağlı olarak gerçekleşiyormuş. Ve bu da son derece anlamlı. Burada kötü olanların ötede kötü karşılanmaları gayet anlaşılabilir bir şey. Burada iyi olanların ve iyi olmaya çalışanların diyelim, mutlak iyi olmak mümkün değil. Düşe kalka da olsa iyi olmaya çalışanların, Yaradan'ı gözetip emir ve yasaklarına dikkat edenlerin, yaratılışımız ona ait ve ona dönmekteyiz diye hayatı böyle yaşayanların ölüm ve ölüm sonrası süreçlerde daha iyi bir durumda olacakları anlaşılıyor. Çoğu insan bu hayatı yaşarken gözünü kapayıp öleceği an ve sonrası bakımından tam bir körlük içerisinde kalmayı yeğliyor. Hani ne olacaksa olur kabilinden. Halbuki bu durum akleden bir insana yakışmaz. Madem ki aşama aşama hayata geldik, belli ki hayattan da belli bir aşamayla farklı bir tarafa geçiyoruz. Özdeki hissettiğimiz varlığımızın yok olup kaybolmasını makul karşılamayız herhalde. Bizi ilk defasında yaratmaya muktedir olanın yeniden yaratabileceği gayet makul ve anlaşılabilir bir hadise olarak duruyor önümüzde. O bakımdan insanları yeniden yaratıp huzuruna alacağı süreçleri Resulü üzerinden sahne sahne anlatmış olması ve bizleri uyarmış olması son derece değerlidir.